Sevgili futbol severler, hepiniz Futbol Plus'a, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Ben Soner Sancak, bugün Sercan Kenanoğlu ile birlikte Fenerbahçe'deki Sarı kulüpteki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Sercan günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk Soner, nasılsın, iyi misin? İyiyim, e, haftaya başladık. E, Koşturmaca devam ediyor. Transferin de artık son günlerine yaklaştık. E, haberleri de burada izleyenlerimize Vermeye geldik. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. Her şey yolunda gidiyor. Artık Fenerbahçe'de de e, iki transfer üç transfer kaldı. Yani transferin sonuna da yaklaşıyoruz. 4 Eylül'de e, takımlar UEFA'ya kadrolarını bildirecek. E, artık sıcak dakikalar, sıcak günler bizi bekliyor diyebilirim sonra. Hemen bu yeni gündemimize geçmeden önce de bir e, eskileri bir hatırlayalım. tam 7 Temmuz günü inanmayanlar da olmuştu tabii yalan haber yapıyorsunuz diye. 7 Temmuz günü bakalım videoda neler konuşmuşuz. Kulübünü yapan birinden aldığım bir habere göre Livakovic ve Fenerbahçe arasında görüşmeler devam ediyor. Netleşmiş bir şey yok ama e, bakalım Fenerbahçe Altay'ı belki takımdan yollayabilir. Yollayabilir derken belki de yurt dışından iyi bir teklif gelecek Altay için. daha o zamandan veriyoruz haberi. Altay'ın ayında gideceğinin sinyalini de o zamandan ver. Gerçi bariz aslında yeni bir kaleci gelince Altay'ın gitmesi ama yine de biz haberimizi verdik. Hatta şöyle de bir tweet var. Yine benim hesabıma ait. Soner Sancak Altire SS. SS takip etmeyi de lütfen imal etmeyin. 29 Haziran bu. Hani o olaydan da daha öncesi. Hayırlı olsun. Levo Kovic e, tabii geçtiğimiz haber ama bir hatırlatma maksadıyla böyle bir haber verelim dedik. O zaman Sercan yeni gündem yaratma videolarımızı da <laughs> yavaştan geçelim istersen. Neler var bugün sende? Öncelikle seni tebrik ediyorum Soner. Aslında Levo gibi birçok transferi de burada ilk biz söylemiştik. Ben de Şimdi... seni tebrik ediyorum. Şimdi e, asıl konumuza gelelim. Fenerbahçe'de bir 6 numara transferi bizi bekliyor. Artık son bir hafta diyebiliriz bu transferin e, bitmesi için. Şunu söyleyelim. Fenerbahçe birçok isimle görüşüyor. Birçok isimle kontak halinde. Biraz da hani her zaman şunu söyledik transfer sezon boyunca. E, biraz fırsat transferleri e, yapabilirler. E, Eylülün sonuna doğru pardon, Eylül'ün başında demiştik tam da o noktaya geldik aslında. Fenerbahçe bir yandan e, anlaşma noktasına geldi oyuncularla görüşmelerini devam ettirirken bir yandan da fırsat transferleri kovalıyor. Hangi oyuncularla anlaşma noktasına gelindi denirse Somare ismi Leicester City'nin oyuncusuyla Fenerbahçe anlaştı. Oyuncunun kendisiyle anlaştı. Ama burada tabii ki de şöyle bir durum var. E, Leicester City'nin de bazı talepleri var. Her ne kadar oyuncuyu bu sezon içinde kadroda düşünmese de Leicester City oyuncuyu elinden Bonservis servisiyle göndermek istemiyor. Burada kiralık formülü hem Fenerbahçe hem de Leicester City arasında görüşülüyor. Fenerbahçe e, opsiyonlu kiralamak istiyor. Satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor. Ama Fenerbahçe'de öncelik Somara değil bunu söyleyelim. Fenerbahçe Somara'yı cepte görüyor aslında. Başka yıldız transferleri kovalıyor. Burada İsmail Kartal'ın 6 numarada pasör bir oyuncu istemesi de çok büyük etken. Burada da Jorginho ismi ön plana çıkıyor. Bildiğiniz gibi iki sene önce UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilmiş. Çok önemli bir oyuncu. O sezon şampiyonlar ligini ve e, Avrupa şampiyonu da oldu İtaly İtalya, İtalya ile. Çok önemli başarılar elde etmişti oyuncu. Şu an Arsenal'da e, birazcık yedeye yedeğe düştü Jorginho. Fenerbahçe oyuncu ile ilgileniyor. Arsenal'ın da bir bonservis talebi var. E, oyuncunun da Tam olarak Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığını söyleyemem ama ileriki günlerde bu ileriki günler çok uzak değil yakın günlerde 3 gün sonra 4 gün sonra bu transfer daha sıcak hale gelebilir. Fenerbahçe'nin Jorginho'ya ilgisi var. Bu kesin bir e, haberdir. Bunu da söyleyeyim sonra. Ya Jorginho e, çok iyi bir geçmiş. CV'si çok iyi. Özellikle yakın tarih CV'si çok iyi ama o İtalya milli takımıyla işte Avrupa Şampiyonasında işte esmesi işte kupa kaldırması oydu buydu sonra üstüne bir de Chelsea ile Şampiyonlar Ligi falandı derken ya bir sanki e, Jorginho böyle bir doymuş imajı vermeye başladı daha sonrasında temposu düştü böyle istiyarsu düştü Chelsea'den de Arsenal'a yollandı zaten ki e, Arsenal'de çok fazla forma şansı vermeyecek herhalde bu sezon. Jorginho'ya. E, takımdan ayrılması muhtemel. Yeni bir mücadeleye eğer kendini açarsa kesinlikle fark yaratır. E, Geçmişte çünkü bunları yapmış bir oyuncu. Özgün bir penaltı atışı da vardı zaten. Literatüre geçmiş. E, Fenerbahçe taraftarlarının sevgisi olabilir ama ya sanki kafada biraz emeklilik, yani acaba nerede yazdık kalsam, işte ya 2 yıl sonra mı bıraksam, 3 yıl sonra mı bıraksam bir Suudi Arabistan mı yapsam diye bir düşünceye girmiş gibi de duruyor. Bilmiyorum. Geçtiğimiz 1 iki yıl çok da uzak değil. Bir iki yıl önce de yılın en iyi oyuncusu seçilmişti. UEFA tarafından. Bu da ayrı bir. yani Bu aday gösterilmişti. Bu da ayrı bir detay. Ama o günlerden çok 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 uzak. Onu da söyleyelim. Ama e, klas, kalite kalıcıdır. Ya umarız ki o mentalitesini Toplayabilir eğer gelecekse ülkemize. Dediğin gibi e, form geçici ama klas kalıcıdır. Jorginho da her zaman o klasını konuşturabilecek bir oyuncu. Ben Türkiye'ye gelirse her türlü fark yaratacağını düşünüyorum. Hele ki Fenerbahçe'nin orta sahasında Fred gibi, Mansi gibi çok önemli üst düzey oyuncular varken Jorginho'nun da buraya eklemlenerek orta sahayı daha da iyi bir hale getirerek Türkiye'nin standartlarının üstünde bir orta saha kurabilir Fenerbahçe bunu başarabilir. Tabii orta sahada başka adaylar da var. Arjantinli e, Guido Rodriguez Real Betis'in oyuncusu. E, sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldı. Oyuncuyla aslında Lyon da ilgileniyor. Hatta çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Ama Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Dediğim gibi Fenerbahçe birçok oyuncuyla görüşüyor. Fenerbahçe e, biraz da fırsat transferi Kovalama peşinde. Ama burada Kurun iç ismi çok konuşuldu. Biz de konuştuk Soner. Yani bu transferin de kesin bir dille söyleyelim. Bu transfer olmayacak. Aslında iki hafta önce kesin bir dille söylemiştim. Ama tekrarlayayım. Bu transfer olmuyor. Hem Milan'ın isteklerinden dolayı, hem de Fenerbahçe'nin Milan'ın isteklerinin e, isteklerine karşılık vermemesinden dolayı bu transfer olmuyor. Bunu kesin bir dille söyleyebilirim Soner. Ayrıca Milan teknik direktörü Pioli de Kuru net bir şekilde kendi ağzından Kuru'nun takımda Milan'da kalacak diye bir açıklama yaptı. Yani bunu da aktarmış. Olalım böylelikle. Neler var başka Sercan Yavaş'tan e, yayının da sonlarına geldik. Var mıdır bir, bir ekstra bir, transfer bir, bombası? Şimdi <laughs> Fener bomba demek biraz zor ama Fenerbahçe'de gidecek oyuncular olacak. Bunu söyleyelim. Eğer Juan Perez giderse Fenerbahçe bir stoper alabilir. Ben burada e, Fenerbahçe'nin e, nasıl bir türde stopere gideceğini çok merak ediyorum. Yabancı yıldız bir stoper mi yoksa yerli bir stopere mi gidecek? Bu merak konusu bende ama Luan Perez'e teklifler olduğunu söyleyelim. Joshua King ile yolların ayrılacağını söyleyelim. Fenerbahçe'de e, sürpriz ayrılıklar olacaktır. O zaman bugünlük de bizden bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir günde tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.